Merhaba dostlar, bugün sizlere pastane tadında mis gibi açma tarifi vereceğim. Karıştırma kabımıza ılıttığımız sütümüzü ekliyorum. 1 su bardağı ılık süt. 1 su bardağı da ılık su ilave ediyorum. Yarım çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. İki yumurtanın sarısı ve beyazını ayırdım. Beyazını hamurumun içine koyacağım. Sarısını da üzerine süreceğim. Hamurumuza sarısını eklemiyoruz. Bir pakette kuru instant mayamız var. Onu ekliyorum. İki yemek kaşığı şekerimi ilave ediyorum. Bir yemek kaşığı tuz koyacağım. Sıvı malzemelerimizi birazcık çırpıyorum. 5 dakika kadar bu şekilde bekletiyorum. Altı su bardağı unum var. Onu kontrollü bir şekilde ilave ederek yoğuruyorum hamurumu. Hamurum ele yapışan yumuşak bir hamur olacak. Onun için dikkatli yavaş yavaş unumu ekleyerek hamurumu yoğuracağım. Hamurum hazır. Gördüğünüz gibi yumuşak, hafif de ele yapışan bir hamur. Hamurumun üzerini örteceğim. 2 saat kadar mayalanmaya bırakacağım. Ben mayalanmak için fırınımı hafif ısıttıp kapattım. Onun içine koyacağım. Orada güzel kabarıyor, mayalanıyor. Siz de o şekilde yapabilirsiniz. Hamurum oldu, kabardı. Gördüğünüz gibi karıştırma kabıma ağzına kadar doldu. Şimdi elimi yağlayarak hamurumun havasını alıyorum, toparlıyorum. Hamurumu açmak için tezgahımı da yağlayacağım. Hamurumu yağladığım tezgahıma alıyorum. Hamurumu parmaklarımın uçlarıyla büyütüp açıyorum. Büyük bir dikdörtgen elde edene kadar bu şekilde açıyoruz hamurumuzu. Hamurumun üzerine oda sıcaklığında bekletip yumuşattığım tereyağını her tarafına sürüyorum.
Bir kenarını ortaya doğru katlıyorum. Buraya da tekrar tereyağımı süreceğim. Diğer parçayı da onun üzerine katlıyorum. Düzgün bir şekilde üzerine kapatıyorum. Elimle bastırarak bunun da yarısına kadar tereyağı süreceğim. Yine parmak uçlarımla birazcık büyütüyorum. Tekrar katlıyorum ve hamurumu tekrar biraz parmaklarımın ucuyla büyütüyorum. Büyüttüğüm hamurumu bu şekilde 2-3 santim genişliğinde şeritler halinde kesiyorum. Kestiğimiz şeritleri ikiye katlıyoruz ve büküyoruz. Gördüğünüz şekilde büküyorum. Kenarlarının katlarını kaybetmesine izin vermeden büküp yuvarlıyorum. Simit şeklini verip kenara alıyorum. Bu şekilde bütün şeritleri bükerek simit haline getireceğim. Açmalarım hazır. Açmalarımın üzerine iki yumurtanın içine bir tatlı kaşığı pekmez koyuyorum. Bu şekilde çırpıp üzerlerine süreceğim. Pekmez koyduğumuz zaman yumurtanın sarısı daha güzel üzerinde kızarıyor. Daha güzel kırmızı bir renk alıyor. İsterseniz üzerine yumurtalarını sürdükten sonra çörek otu da serpebilirsiniz. İsterseniz sade böyle yumurtalı pişirebilirsiniz. Ben bu şekilde açmalarımı yarım saat kadar tepsi mayası alması için bekleteceğim. Açmalarım tepside mayalandı. Tepside ne kadar çok mayalanmasını beklerseniz o kadar güzel tel tel olacaktır. 200 derece önceden ısıttığım fırında açmalarımı pişireceğim.
Gördüğünüz gibi açmalarım pişti, puf puf kabardı, yumuşacık, tel tel oldular. Pastaneden, fırından aldığınız açmalardan hiçbir farkı yok. Yumuşacık, lezzetli açmalarımız oldu. Böyle güzel tarifler için kanalıma takip edip videomu beğenerek bana destek olmayı unutmayın lütfen.